Herkese merhabalar. Bugün Georgian College Türkiye temsilcisi Serkan İrtürk ile beraberiz. Serkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Serkan İrtürk. Georgian College Kanada'nın Türkiye'deki temsilcisiyim. Georgian College'ın Kanada'da Ontario eyaletinde 7 tane kampüsü bulunmaktadır. Bu kampüslerde 130'un üstündeki programlarla eğitim vermekteyiz. Dolayısıyla hayaliniz uzak yol kaptanı olmaksa da ya da bilgisayar programcısı olmaksa da size uygun bir eğitimimizin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi sorularınıza geçiyorum. İlk soruyu çekiyorum. Sertifika, diploma ve postgraduate programları arasındaki farklar nelerdir? Kimler ne tercih etmeli? En geniş anlamında diploma ve advanced diploma dediğimiz programlar lise mezunu öğrenciler içindir. Bu programların uzunluğu 2 sene ve 3 sene olarak değişmektedir. Postgraduate Certificate dediğimiz programlar ise üniversite mezunu öğrenciler için dizayn edilmiş programlardır. Bunlar 1 sene ile 2 sene arasında değişen uzunlukta olmaktadırlar. Kimler ne tercih etmeli diye sorulmuş. Aslında burada yine kendimi tekrarlayacağım ama eğer lise mezunuysanız arkadaşlar diploma ve advanced diploma programlarını tercih etmeniz sizin için yararlı olacaktır. Üniversite ya da meslek yüksekokulu mezunuysanız da postgraduate programları Georgian College'da tercih edebilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. Dil kursu programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Ücret ve benzeri konular hakkında. Arkadaşlar Georgian College'da akademik eğitim almak istiyorsanız bu konuda IAP programlarımız vardır. Bu programlarda her bir seviye 7 hafta sürmektedir ve mevcut durumdaki ücret 3000 Kanada dolarıdır. Bu programlarda 5. seviyeden başlıyorsanız eğer tamamıyla kampüsün içerisinde akademik İngilizce dersi alıyor olursunuz. Bu programdan mezun olursanız yani 8. seviyeyi %80 ve üzeri başarıyla bitirmiş olursanız başka bir kalıca dahi gitseniz, ileride başka bir üniversite dersinde bile ders alsanız kredi olarak bu sertifikayı saydırabiliyorsunuz. Bir başka soruya geçiyorum. Sonrasında çalışma hakları oluyor mu? Kanada devlet okullarından mezun olan öğrenciler bir akademik yıla kadarsa programları 1 seneye, 2 sene ile 3 sene arasında ise program uzunlukları 3 seneye kadar postgraduate work permit dediğimiz çalışma iznine başvurmaya hak kazanıyorlar. Öğrencilerimiz neden Kanada'yı seçmeli? Günümüz dünyasında öğrencilerin önünde birçok alternatif var ve her ülkenin kendi içinde artı ve eksileri bulunmakta. Ben kendim de öğrenci olarak bundan yaklaşık 15 sene önce belki biraz daha önce Kanada'yı tercih etmiştim. Benim Kanada'yı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden bir tanesi eğitim alanında çok fazla seçeneğinin olması. Yani siz bir programda eğitim aldıktan sonra ve Kanada'da kalmayı, Kanada'da yaşamayı tercih ettiyseniz, ilerleyen yaşlarınızda, ilerleyen dönemlerinizde yeni eğitim almak isterseniz, kariyer değiştirmek isterseniz, Kanada bu konularda çok açık bir yer. Bunun yanı sıra iş imkanları ve teknolojik alandaki imkanları Kanada'nın çok iyi durumdadır. Şöyle ifade edebilirim. Örneğin bugün eğer uluslararası uzay istasyonunu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bu istasyonda bir robotik kol vardır. Astronotların uzay istasyonunun dışında çalışmasına yarayan. Bu kol Kanada'da dizayn edilmiştir ve bu şekilde Kanada'da üretimi yapılıp uzaya gönderilmiştir. Dolayısıyla teknolojik alanda Kanada çok ileriyi gören, bu alanda hem eğitim programları gelişmiş hem de iş alanları gelişmiş bir ülkedir. Bu bağlamda da eğer teknolojiyle ilgileniyorsanız, bilgisayar programcılığı, Big Data Analytics gibi programlarla ilgileniyorsanız Kanada kesinlikle tercih listenizde olması gerekli diye düşünüyorum. College ve üniversite arasındaki farklar nelerdir? Bu farkı anlamak çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir Kanadalı öğrenci açısından bakalım konuya. Üniversite, liseyi bitirdikten sonra elinize iki tane alternatif çıkıyor. College'lar ve üniversiteler. Bunların biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Sizin hedeflerinize uyanı bulmanız lazımdır. Üniversiteler dediğimiz yerler araştırma kurumlarıdır. Bu kurumlar çok genel anlamda yeni bilimi yapan, yeni araştırmalar yayınlayan, bilmediğimiz şeyleri bulan kurumlardır. Buradaki hocalarınız
genelde üniversitede bulunmalarının bir numaralı amaçları amacı bir research yapmaktır, bir araştırma yapmaktır. Dolayısıyla amacınız eğer bir öğretim görevlisi olmaksa, bilimle uğraşmaksa veya diplomat olmaksa örneğin, üniversiteyi seçmeniz doğru yerdir. Çünkü diplomat örneği üzerinden gidersek sizin felsefe alanında, psikoloji alanında, tarih alanında birçok şeyi araştırmanız ve öğrenmeniz gerekecektir. Bu bağlamda üniversitede istemiş olduğunuz eğitimi verebilir. Ancak eğer amacınız diyelim ki bilgisayar programcısı olmaksa veyahut direkt birebir şöyle özelleştirelim, okulu bitirdikten sonra iş hayatına atılmaksa, yani kariyer amaçlı bir iş, bir hayat planınız varsa, bu sefer kalıç dersin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü kalıçların bir numaralı varoluş nedeni güncel bir şekilde iş dünyasına çalışan yetiştirmektir, kalifiye insanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda siz bir game designer olmak istiyorsunuz, bir oyun tasarımcısı olacaksınız, bir organizasyon yöneticisi olacaksınız, bir bilgisayar programcısı olacaksınız veya bir mobile application development, yani uygulama yazılımcısı olmak istiyorsanız kalıç programları sizler için daha doğru seçenek olabilir. Öğrencilerimiz programlar esnasında çalışabiliyor mu? Evet, yine Kanada devlet okullarında okuyan, akademik programda okuyan, dil programlarını ayrı bırakıyorum burada, akademik programlarda okuyan öğrenciler part-time çalışma iznine başvurabilirler. Bu izinle birlikte eğitim esnasında 20 saate kadar, tatillerde ise full-time olarak çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, Berry özelinde, Georgian özelinde hem kampüste hem kampüs dışında öğrencilerimiz için birçok iş imkanı da bulunabilmektedir. Sunmuş olduğumuz programları anlatabilir misiniz? Bizim 11 tane departmanımız bulunmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla denizcilikten tutun da sağlık alanına kadar birçok farklı alanda eğitim verebilmekteyiz. 130'un üstünde programımız mevcuttur. Bunlar neler olabilirler? Eğer Türkiye'de diyelim ki psikoloji mezunuysanız ve madde bağımlılığının tedavisi ve önlenmesi hakkında bir eğitim almak istiyorsunuz, bu konuda George'un sunmuş olduğu program mevcuttur. Türkiye'de hemşirelik bölümünden mezun olduysanız ve Kanada'da yaşlı bakımıyla alakalı bir eğitim almak istiyorsunuz, yine George'un kalışta bir opsiyonunuz olabilir. Bunun yanı sıra yoğun olarak IT alanında programlarımız mevcuttur. Big Data Analytics gibi, Mobile Application Development, Computer Programming, Game Design Development gibi farklı alanlarda Georgian College'da eğitim alabilirsiniz. Kendinizden bahsedebilirsiniz. Türkiye'de Muğla Üniversitesi'nden iktisat mezunuyum. Daha sonrasında dil eğitimi almak için Vancouver'a gittim. Vancouver'da özel bir dil okulunda okudum bir sene kadar. Daha sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra bu almış olduğum eğitimin tek başına yeterli olmayacağını fark ettiğimden dolayı Kanada'ya tekrardan döndüm ve Kanada'da bir devlet, Ontario'daki bir devlet kolejinde bir senelik postgraduate eğitim aldım. Yine ben de birçok öğrenci gibi iş deneyimi de elde etmek istedim Kanada'da. Aylak Dil Okulu'nda çalışmaya başladım. Yine orada öğrencilere yardımcı oluyordum. Bu sayede benim Kanada'da da yerleşik yaşantım başladı. Aylak'ta çalışırken uluslararası öğrencilere verilen haktan yararlanarak göçmenlik başvurusu yaptım. Ve bunun üzerine Kanada'da çeşitli okullarda kalarak 10 sene kadar yaşadım. Daha sonrasında tekrardan bir Türkiye'ye dönmek ve ülkemi görmek istediğim için Türkiye'ye geri dönüş yaptım. O dönemden beri de hem Şıprak Kafe'de çalıştım, bir Almanya'daki bir dil okulu, Gizma'da çalıştım, bir Almanya'da yine bir özel üniversiteydi. Ve sonrasında bir vatana geri dönüş olarak adlettirdiğim son bir senedir Georgian College için Türkiye'de çalışıyorum. Burada genel olarak öğrencilerle birebir iletişim olmuyor. Ancak Global Leaders gibi seçtiğimiz, uzun senelerdir tanıdığımız ajantalarla birlikte öğrencilere yardımcı oluyoruz. Öğrencilerin doğru seçimler yapmasına yardımcı oluyoruz. Okullarımız burada Kanada'da konuştuğumuz zaman, Kanada'dan konuştuğumuz zaman birçok okulun gerçekten sunmuş olduğu çok güzel imkanlar, çok farklı imkanlar olabilir. Burada önemli olan sizin için doğru okulu seçebilmekti. Bu bağlamda eğer Global Leaders'a iletişime geçerseniz, CV'nizi gönderirseniz, beraberce biz bu CV'ye bakabiliriz, buradaki arkadaşlarımızdan değerlendirebiliriz. Georgian'da doğru bir program varsa sizin için sizleri oraya yönlendiririz.
Eğer daha iyi bir şey varsa, ihtimal var sizin için de zaten buradaki arkadaşlarımız sizi yönlendiriyor olurlar. Son soruya geçiyorum. Öğrencilerimiz neden Georgian College'ı seçmeli? Georgian College Barrie'de yer alıyor arkadaşlar. Barrie, Toronto'nun 100 km kuzeyinde yer alan 200 bin nüfuslu bir şehirdir. Bazı North America filmlerinde gördüğünüz gibi insanların birbirine günaydın diyebildiği, trafik sorununun yaşanmadığı bir şehirdir burası. Hem küçük bir şehirde şehrin vermiş olduğu, oradaki lokal insanlarla birlikte olup kalan ve kültürünü yaşayabileceğiniz bir yerdir burası. Hem de dilerseniz, ihtiyaç duyarsanız bir büyük kente, birkaç saat içinde büyük kente ulaşabileceğiniz bir lokasyondur. Dolayısıyla her iki tarafın da avantajlarını yaşayabileceğiniz bir yerdir. Georgian College bir kampüs okuludur. Kampüsün içinde en ufacık bir, diyelim ki bir psikolojik yardım ihtiyacınızdan tutun da okuldaki yemek yeme ihtiyacınıza kadar olan birçok alanda hizmet alabiliyorsunuz. Hemşirelik hizmetleri alabilirsiniz, psikolojik destek, özel ders, spor salonları gibi birçok alanda öğrenci destek hizmeti alabilirsiniz. Çünkü günümüz dünyasında biz şunu biliyoruz ki uluslararası eğitim sadece almış olduğunuz derslerden ibaret değildir. İki konuyla desteklenmelidir. Bir, öğrencilerle olan okulda yaşadığınız ortam ile sizin daha konforlu bir alanda eğitim almanız sağlanması önemlidir. Bir diğeri de insanlarla sosyalleşerek hem oradaki kültüre adapte olmanız hem de network elde etmeniz çok önemlidir. Çünkü tüm dünyada artık okulun yanı sıra yapmış olduğunuz network de size iş hayatında başarıyı getiren önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda Georgian'da çok rahat network yapabileceğiniz imkanlar, ortamlar, sosyal etkinlikler bulunmaktadır. Bunlar bana ayrılan soruların sonuna geldim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Vakit ayırıp bu videoyu izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa Global Leaders aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.